Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz gençler. Biliyorum uzun bir zamandır, hatta birkaç gündür bu videoyu bekliyorsunuz. Abi sihirli balık, sihirli balık, sihirli balık ne oldu? Evet arkadaşlar, sihirli balıklarımız çıktı. Şimdi onları inceleyeceğiz, onların akvaryumunu tekrardan yapacağız. Bakalım nasıl olmuşlar, nasıl büyümüşler, birazdan size yakından da göstereceğim. Ve hemen videomuza başlayalım. O zaman lütfen like ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar biz bunu gittigidiyor.com'dan 70 TL'ye mi 60 TL'ye mi o civarda bir şey aldık. 2 günde hemen geldi. Arkadaşlar birinci sefer aldığımda çıkmamıştı. Bu sefer çıktı. Hatta hemen birazdan size de göstereceğim. Şu anda bunun içindeler arkadaşlar. Bir tanesi de şurada. Öncelikle bir setimize bakalım. Setimizin içinde neler vardı? Şu anda bizim işimize neler yarayabilir? Hemen bir bakalım setimizden neler vardı. Arkadaşlar şöyle bir tane görüyorsunuz, yavrularımızı doğurtma kabından alıp buraya koymak için bir arkadaşlar aletimiz, edevatımız var. Bu şurada bir dursun. Hemen yan tarafında arkadaşlar artemia var. Artemia'yı bilerek veriyorlar ki bu normal bizim balıklarımıza da verdiğimiz bir şey. Çabucak büyüsün diye. Bu da gerçekten çok önemli bir yem balıkların hemen büyümesinde. Burada arkadaşlar hemen başka bir yemleri var. Balıklarımızı bu yemlerle besleyeceğiz. Bir bakalım burada hangi yemler vardı acaba? Bir adet kürdan çıktı. Kürdan beklemiyordum. Ha, kürdanla mı besliyorduk? Arkadaşlar burada şöyle birazcık yem çıktı. Onu da balıklarımıza vereceğiz. Şöyle göstereyim size, hemen bir fitil gibi şöyle küçücük bir şey. Onu da vereceğiz arkadaşlar. Şurada hemen bir tane akvaryum şeyimiz var, kumumuz var. O zaman bir an önce akvaryumumuzu yapmaya başlayalım. Şurada bir tane arkadaşlar çiçek getirdim. Balıklarımız içinden yüzerken güzel biraz görüntü versin diye. Burada bir tane ampul var. Bu ampulün tamamıyla konumuzla hiçbir alakası yok. Yukarıdaki ışığı değiştirdim. Biraz daha iyi çıksın. Parlak çıksın diye, ama herhalde ampul düşmeye mi gidiyor? Evet, düşmedi. O zaman başlayabiliriz. Siz de like ve yorum yaptıysanız çok güzel olur. Arkadaşlar bir de böyle bir şey var. Biliyorsunuz yavrularımızı böyle daha iyi görmek için falan. Kaç günde çıktı arkadaşlar? 48 saatte falan çıktı. Şöyle bir göstereyim size. Buradan bakılmıyor, buradan da bakılmıyor. Yani saçma sapan bir büyüteçmiş bu. Pek bir şey yaramadı. Şimdi önce kuralım. Hatta ben size şuradan bir saniye göstereyim. Bir saniye. Evet, yavrularımızı görüyoruz şu anda. Orada 2 4, 6 tane yavrumuz var. Burada da arkadaşlar bir tane yavrumuz var. Hemen şöyle görüyorsunuz. Ben bunu atmıştım. Sonra dedim ki videoda atayım. Ondan sonra böyle oldu. Arkadaşlar kürdan da koymuşlar. Hani buna çok mu gerek vardı lan? Evde de var sonuçta, ama olsun, kürdan da koymuşlar. Yemlerken daha kolay olsun diye. O zaman şimdi akvaryumumuzu yapmaya hemen başlayabiliriz. Buradan bunu bir donduralım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, umarım biz bu kumu dökerken buradaki yavru bu kumun altında kalmaz diye ümit ediyorum. Şöyle bir dökelim. Bismillah. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, diğer kutumu da getirdim. Biliyorsunuz bu benim bir önceki, hatta bu benim bir öncekinden kalan kutumdu. Bir önceki sihirli balığından kalan kutumdu. Bu da yeni sihirli balıktan gelen kutu. Bunu kullanmaya karar verdim. Çünkü bu birazcık eskimiş. Buranın suyunu şuraya koyayım arkadaşlar. O biraz daha eskidiği için böyle o kadar da iyi değil görüntüsü. O yüzden buna koymak istedim. Bu arada arkadaşlar geldiği zaman ikisinde de farklı renkte kumlar çıktı. Bunda biraz daha turuncu ya pembe kayarken, burada da biraz sarı mavi karışımı bir şeydi. Şimdi şu bitkimizi bir dikelim. Evet, bitkimizi attık içine. En sonki halini zaten sizlere göstereceğim. Elimizi de ıslatmayaydık iyiydi ama olsun. Şimdi arkadaşlar bunun ucunu bir keselim. Yavrularımızı alalım. Hemen geliyorum. Yavrularımızı almamız lazım. Bunun ucunu keselim ki daha kolay çıksınlar. Evet arkadaşlar, bunu hemencecik gittim, bir tane bıçakla kestim. Şimdi doğurtma kabımızdan balıklarımızı yakalayacağız. Hatta bunu sizin önünüzde kamerada yakalarsak daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Şunu şöyle biraz daha yakına alayım. Şöyle arkadaşlar,
Şimdi içinden yakalayacağız. Şöyle size acaba gösterebiliyor muyum? Herhalde gösteremiyorum. Şu anda bunun içine 3 tane sihirli balık killifish yavrusunu aldık. Şöyle yerlerine yerleştiriyoruz. Herhalde YouTube'da bunun büyük halini çeken yok. Biraz baktım. Görmedim açıkçası. Siz gördüyseniz yorumlarda yazarsınız. Gerçi çıkartabilen de çok az. Şöyle arkadaşlar yavrularımızı. Önceden ben bu suyu arkadaşlar bu arada adapte ettim, onu da söyleyeyim. Hatta direkt şöyle de dökebiliriz. Sonuçta ben kumlarını ayırdım. Hemen yerime geçeyim. Arkadaşlar gayet güzel oldu, müthiş oldu. Yavrular geziniyor. Hatta size şuradan da bir video alayım, daha yakından da görebilirsiniz. En azından videonun yan tarafına falan ben bu videoyu koyarım. Şöyle arkadaşlar göstereyim size. Evet, şu anda yan tarafta hemen görüyoruz. Sihirli balıklarımız sağda solda yüzüyorlar. Gayet güzel de görünüyor. Şurada bir parça ıslanmamış toprak kalmış. Onları bir suyun dibine göndereyim. Bakalım nasıl bir görüntü var. Kaç tane killifish yavrumuz vardı? 2, 4, 6, 7 tane falan bir şey olması lazım. Gayet güzeller. Çok tomkişler. Şöyle de kutusunu size göstereyim. Bakayım kutusunda başka bir şey kaldı mı? Kalmamış. Arkadaşlar şimdi bu yemleme faslına bir geçelim. Bakalım bu işler nasıl oluyormuş. Hemen bir görelim. Şuradan ağzını bir açalım. Burada adamlar zaten bize ne yapmışlar? Tabii ki de kürdan vermişler ama kürdanı kullanmayacağım. Direkt böyle atacağım. Bakalım killifishler yemeğe gelecekler mi? Hiç geldikleri yok. Biraz daha dökeceğim. Hani alttakiler acaba yer mi diye düşünüyorum ama arkadaşlar bu arada şöyle de bir durum var. Lan bari camdan bir şey gönderseydiniz ya. Böyle plastikten görüntüsü biraz sıkıntılı oluyor. Yani pek görmüyorum yediklerini falan fistan. Zaten ama bunlar bugüne kadar arkadaşlar killifish'in içinden çıkan artemia ile beslendiler. Yani şöyle oluyor. Bunlar çıktığı zaman arkadaşlar bir canlıyla birlikte doğuyorlar. O canlıları yiyorlar. Ondan sonra bu boyuta geliyorlar. Aa, bakın arkadaşlar gördüyseniz şurada bir iki tanesi yemeye başladı. Size bu balıklar tanıdık geliyor mu acaba? Onu da merak ediyorum. Tanıdık geliyor olabilir belki. Hani birazcık uyanık arkadaşlarımız varsa onlara bu balıklar biraz daha tanıdık geliyor olabilir açıkçası. Şu anda dipte yemeği yiyorlar. Bu yemi de ben kendi büyük ihtimalle balıklarımı falan kullanırım. Şimdi bunun kapağını bir kapatalım. Normalde arkadaşlar şöyle bir hikaye var. Bunu alıyorsunuz, açıyorsunuz, işte böyle değdiriyorsunuz, ıslatıyorsunuz, birazcık yem geliyor. O kadar yem yeterli olacaktır diyorlar. O tarzda bir şey yapıyorlar yani. Burada arkadaşlar bir şeyler daha var. Onlara da bir bakalım. Burada arkadaşlar bir şeyler var. Bir bakalım burada bunlar neymiş, ne değilmiş. Bir görelim. Arkadaşlar bunlar artemia büyük ihtimalle ya. Evet artemia. Tuzla birlikte karıştırmışlar çıksın diye. İki tüp koymuşlar. Ama artemia'yı gerçekten çok çok az tutmuşlar. Yani artemia herhalde yeterli miktardadır. Yoksa adamlar koymazdı bu kadar. Şimdi bakalım burada ne yazıyor? Sihirli balık yavru yemi kullanım kılavuzu demiş. Killifish cinsi balıklarınızı ikinci günün sonunda doğurtma kabından büyük fanusu alabilirsiniz. Yani buraya alabilirsiniz diyor. Aldık. İçme suyuyla doldurun. Sahip olduğunuz iki artemia yavru yeminden bir tanesini kaba ekleyin. 24 saat içinde çıkacaklardır diyor. Atalım. Evet, attık arkadaşlar. İçinde biraz artemia kaldı. O yüzden şöyle bir çalkalayacağım. Hani daha iyi olsun falan. Hepsi çıksın diye. Bilmiyorum. Öyle demişler. Ondan sonra bakıyoruz. 2 haftalık erişkinlik boyuna geliyorlar falan. Arkadaşlar şimdi de işin gerçeğine dönelim. Şöyle söyleyeyim sizlere. Yine çıkmadılar. İşin şaka kısmıydı burası. Yine çıkmadılar arkadaşlar. Killifish'le. Yani bir tane aldık arkadaşlar. O zaman da diyorlardı ki işte çıkmazsa 15 gün sonra alın. Yani kurutun tekrardan deneyin. O zaman çıkacaktır. Üzülmeyin falan diyorlardı. Yapmıştım. O zaman çıkmamıştı. Sonra sizler dediniz ki abi git dediniz. Bir daha al dediniz. Vallahi gittim. Bir daha aldım. Yine çıkmadı. Bunun içindekiler arkadaşlar Lepistes yavrusu.
Valla ben 2-1 falan çıkmadı. Ondan sonra işte bize ulaşın, gönderelim falan dediler. Ulaştım. Göndereceklerini söylemişlerdi ilk aldığım seferde. Sonra göndermediler. Mesaj attım, ulaşamadım vesaire. Bayağı bir şeyler olmuştu. Siz istediğiniz bir daha denedik. Açıkçası bir daha çıkmadı. Yani 70 liraya başka balık almak isterseniz, yani pet shop'a gittiğinizde gerçekten dünyanın balığını alabilirsiniz. Yani onu da söyleyeyim size. Ama böyle bir şey denemek isteyen varsa deneyebilir. Çıkar çıkmaz orayı bilemiyorum. Yani kesin garanti çıkacak diyor ama ben de çıkmadı. Yani iki defadır çıkmadı. Mesela içinde diyor ki 1 ila 48 saat içerisinde diyor canlanma garantili. Ben de yani çıkmadı. Hiçbir şekilde çıkmadı. Tüm dediklerini yaptık. Bir daha kurutacağım. Bir daha deneyeceğim. Ama çıkacağım açıkçası pek zannetmiyorum. 70 lira 60 liraya gerçekten bir sürü balık alabilirsiniz. Onu da söyleyeyim size. Ama istediğiniz için getirdim. Bir daha aldım. Bir daha denedik. Durumlar böyleydi arkadaşlar. Yani gerçekten çıkmasını isterdim ki çıktığı da oluyor yani. Palavra bir şey değil. Ama ben de nedense nasiptir dedim ki ben de çıkmadı. 2 defa aldım denedim çıkmadı ama çıkanlar var. Mesela Oha Diyorum kanalında çıkartmışlardı, başarmışlardı. Eğer onlardan hep ses koymadılarsa sanmıyorum ama onlar kili fiştir büyük ihtimalle. Vallahi arkadaşlar bizde olmadı yani. Olmasını gerçekten çok isterdim yalnız çünkü çok güzel bir balık çıkıyor. Neresinde? Şöyle arkadaşlar pek görmedi büyük ihtimalle ama ayarlarız ben size gösteririm onu sonra. Valla arkadaşlar çiçeği gerçekten güzel olurdu ama bendeki çıkmadı nasip artık. Suya ekleyin yumurtaları koyun 1-8 saat içinde diyor çıkacaktır falan filan diyor ama bizde olmadı yani gerçekten üzücü. En azından beta kabı olarak bunları kullanırım artık. Öyle değerlendiririm. Bundan bir tane daha var. O şu anda dolu arkadaşlar kilifiş yumurtalarıyla dolu. Umarım eğer çıkarlarsa hala bekliyoruz. Çünkü 48 saati de geçti arkadaşlar. Yani benim o şu anda 48 saati geçti. Çıkmadılar. Onların suyunu döküp kurutacağım. Hatta onu yapmaya başlayalım ya. Bir dakika geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar getirdim. Vallahi böyle bir şeye koyduk işte. 48 saat kalsın canlansınlar falan filan hikayesi vardı. Şöyle bakıyorum. İçinde arkadaşlar sadece artemiyalar, yüzüyor. Artemiyalar canlanıyor. Benim bir önceki aldığımda da artemiyalar canlanmıştı. Yani hikaye şöyle. Balık çıkıyor. Bu çıkan artemiyalar yiyor. Hızlıca büyüyor. Mantık bu ama çıkmadı. Bu sefer ne diyecek, ne demeyeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle bir şey söylemediler ama şöyle bakıyorum. Hani yavru çıkmış mıdır falan filan ama yok arkadaşlar çıkmamış sadece artemiyalar var. Artemiyaları zaten çıkartmak çok basit. Yani suya attığınız zaman çıkıyorlar. Şimdi ne yapacağız bunu biliyor musunuz? Yani ben bunu nasıl deneyeceğim? Böyle bir şey dememişlerdi açıkçası. Demişler miydi dememişler miydi onu da tam hatırlamıyorum ama herhalde demediler diye hatırlıyorum. Ben neyse kutusunda zaten var bakabilirsiniz. Şey deneyeceğim ben. Bu sefer kurutacağız ya arkadaşlar. Yine ışık vereceğiz. Aynı sistemi yine yapın diyorlar ama şöyle bir şey olacak bu sefer. Kurutacağım, ışık vereceğim ama arkadaşlar ısı da vereceğim. Bu sefer sıcak bir ortama koyacağım. Sadece oda sıcaklığında koymayacağım. Yani artı bir sıcaklık vereceğim. Bu sefer neden diyeceksiniz? Arkadaşlar sıcaklığı bir arttıralım bir de öyle deneyelim bakalım. Acaba bir şeyler olacak mı? Ya çıkıyor çıkıyor ama bizde bir türlü çıkmadı. Nasip diyelim. Şöyle koyayım. Bunlardan artık bende bir sürü var yani. Ya böyle deniyoruz ama çıkmadı. Arkadaşlar bunları beta kabı olarak kullanacağım. Siz de değişik şeyler çıkıp kullanabilirsiniz. Ama bir daha deneyeceğim yani. Bunu diyorlar yani 15 gün falan bir bekletin falan diye. Bunu deneyeceğim bir daha. Burada denemiştim çıkmamıştı. Sonra atmıştım o toprak şeyi. Vallahi arkadaşlar bunu bir daha deneyeceğim. Hatta şöyle yapalım. Bunu bir süzelim. Nasıl süzebiliriz onu da bilmiyorum ama. Bunu böyle süzemeyiz. Bunu büyük ihtimalle bir peçeteyle falan süzerim. Peçeteyi böyle koyarım. Bir saniye hemen bir peçete getireyim. Bir peçete işimizi görecektir diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar bir rulo peçete getirdim. Şimdi şöyle bir hikaye yapacağız. Bu arada burası da bizim mutfak. Eğer merak edenler için hani abi burası neresi derseniz. Normalde burada video çekmediğim için söylemek istedim. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım tamam mı? Peçeteyi üstüne koydum. Dökeceğim şöyle ki suyu gitsin, şeyi kalsın. Ne kadar işe yarar onu da bilmiyorum ya. Su arkadaşlar şimdi süzüyor. Peçete süzüyor pardon.
Yalnız peçeteyi çok dolamışım. Peçete biraz suyu zor geçittiriyor altına. Şöyle biraz damlatalım, damlatalım, damlatalım. Aslında taktik güzeldi. Geliştirilmesi lazım. Çünkü attığım su direkt peçetede kalıyor. Çünkü peçeteyi çok koymuşum. Nasıl yapabilirim ben bunu? Şöyle yapayım. Bunun içinde mi yapsam acaba? Evet. Böylelikle su daha az dökülür. Şimdi arkadaşlar süzüyoruz. Çıkmadı çünkü. Aa, umarım bu peçete delinmez. Böyle bir ihtimal de var. Oğlum biz buna bez mi koysaydık lan? Bilemedim ki. Peçete delinebilir yani şimdi. Bilemiyorum yani. Değişik değişik işler ya. Vallahi abi. Değişik değişik işler ya. Acaba ne yapabiliriz diye düşünüyorum şu anda. Aklıma bir şey gelmedi. Bez olsaydı daha iyi olabilirdi. Bez direkt süzerdi. En azından şeyde, ya bu peçete büyük ihtimalle birazdan delinecek. Ama vallahi arkadaşlar döktüm şu anda damlıyor. Umarım peçetem delinmez diye ümit ediyorum. Şu anda süzülüyor. Dediklerini yapıyoruz. Peçetenin boşluklarından aşağı, arkadaşlar aşağıya doğru damlıyor. Şöyle de bir size göstereyim. Daha yakından görün sizde. Hemen gösteriyorum. Allah arkadaşlar sistem bu. Üstten suyu döktüm. Şu anda altına doğru damlıyor. Üstünü kurutacağız. Bekleyeceğiz ya bakalım. Şu an süzme işlemi gerçekleşiyor. Şurada asıl parça burada kaldı bu arada, onu da söyleyeyim. Hatta arkadaşlar ben bundan da vazgeçtim. Abi fikir değiştiriyorum. Burada yumurta kalmış. Yani yumurta görüyorum aslında arkadaşlar, biliyor musunuz? Yumurta gibi bir şeyler var. Yani onların yumurta olduğunu ümit ediyorum. Yani yumurta var ama çıkmıyor. Yani ben çıkartamadım. Ama yumurta var yani. Yumurtayı gönderiyorlar. Yani öyle bir sahtekarlık yok. Ama ben çıkartamıyorum herhalde. Ya bilmiyorum. İki defa denedim gerçi ya. Bilemiyorum. Arkadaşlar bunu peteğin üstüne koyacağım, tamam mı? Ya da böyle bir boş odaya koyacağım. Böyle kalsın zaten, bu buradan suyu buharlaşır gider. O tarz bir şey yapacağım. Vallahi o tarz bir şey yapacağım. Ne olur tamam, ben de bilmiyorum. Yani çıkmıyor pek gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videomuzu artık burada bir sonlandıralım. Hatta şunu en son bitirelim, ondan sonra sonlandırırız ya. Tamam, bunu döktüm. Artık bekliyoruz yani. Beklemedeyiz. Bakalım. Tüm su süzülüyor şu an, gayet güzel. Taktik işe yarıyor. Çünkü bunu ben içinde bekletmeye kalksam bayağı uzun beklerdim. Evet, gayet güzel. Suyu çekildi. Müthiş oldu. Yani. Buraya da lepises koydum. Dedim en azından o kadar ikinci defa aldık, bari bir lepises görelim, bir şey görelim içinde dedim. Ama vallahi şuradan görüntüsü bile çok güzel. Ya sanki çıkmış izlenimini veriyor. Ve 6-7 tane buraya lepises yakalayıp koydum ama üzdü ya. Keşke çıksaydı. Çok büyük hayallerim vardı. Çıkacaktı, besleyecektik. Müthiş müthiş şeyler olacaktı. Şöyle biraz arkadaşlar suyundan süzeyim. Ama peçetemiz kaliteli çıktı. Peçetenin dayanacağını bir an düşünmemiştim. Dedim aa şimdi delinir. Tüm her şey aşağıya gider diye düşünmüştüm açıkçası. Evet. Burada bir poğaça gibi bir şey oldu. Şimdi bunu açacağım. Bunun içine koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra da ayıracağız yani. 15 gün boyunca bekleyeceğiz. Hatta 15 gün boyunca yapmamız gerekenleri söylüyordu. Onu da okuyacağım, onu yapacağım. Kendi kafamıza göre bir şey yapmayalım. Bu kadar yani. Yapacak şey yok. Yine çıkmalı. Yani durum böyle. Hepiniz kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı, kanala like atmayı, yorum yapmayı, bir şeyler yapın yani. Kafanızı öyle takılın. Yorum yazın. Like atın. Tavsiye edin. Koronada sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çiçeğim. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar şunu da size göstereyim. Ortama bakar mısınız ya? Hani video daha iyi çıksın diye şuradan karşıma ışık koydum. Şöyle de masayı ayarladım. Şuraya da gittim, bizim balıkların ışığını koydum daha iyi çıksın diye. Umarım beğenmişsinizdir. Keyfiniz yani keyifli olmuştur büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun gençler.